Şöyle bir bakalım bakalım neler varmış o zaman. Kız sevgilisine fake hesaptan yazmış. Çocuk da yola çıkmış. 190'ı uçarak gidiyor. Şaka mı? Şaka mı? İki gün sonra İzmir'e döneceğim. Aa yakınız şu an. Hım, anladım. Gel istersen. Gelim İzmir'e mi Mersin'e mi? Fark etmez. Gelim İzmir'e. Bugün yasak var ama. Mersin'e. Ben niye bunu İzmir'de okudum? Hiçbir fikrim yok senin aklın İzmir'de herhalde. <laughs> tamam gelin Mersin'e o zaman diye düzelteyim. Evet, benim haklı bir... Yasak var ama bana yok. izin var bende. Başına... Etkileyici. Evet nerede oturacağız? İstersen çıkabilirim. Onu söyle ben çizim. Çıkarım tabii tamam o zaman gelirim numaranı falan at bana ben 9 evet. gibi çıkarım. Başkaları yalnız bırak. bu yanlışlar. <laughs> 40 dakikaya gelirim. Bu iktidarı Ananı sikeyim <laughs> <uçarak geliyor. gülüyor> Ne oluyor lan? Mert? Selamünaleyküm. aleyküm. Korktum amına koyayım öyle bir giriş mi yapılır? Aleyküm selam. gelmiştim bir dakika önce de gülünce buradan. Bir, bir daha mı geldin? Kendimize. Aha. <laughs> gelmiştim gülünce selam ben bir daha geldim. Aleyküm selam hoş geldin. Aleyküm selam. Ubeka hoş geldin Buracığım. 27. ay olmuş maşallah. Gülesim kaçtı diye. Yapma Ozan. Ozan yapma. Ben hazırlanıyorum. Gülücükler havada uçuşuyor. Bu ne gülücü biliyor musun mu? Bu? bu ne biliyor musun bu gülücü ben size söyleyeyim. Bu... Neyse çirkinleşmeyeyim ya. Sonra bu gülücü olan inancınızı yitirmeyin amına koyayım ya. Ben kullanıyorum abi ney? Ben bunu kullanıyor şimdi. musun? Şimdi. Kullanmayayım artık. Böyle bir yazışmada kullanırsan bu ha. O zaman bilemem. <laughs> Hiç bak 190'la gidiyor, eceline gidiyor. Bir de yayın açmış. Dur. Alo. Canım şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Geldiğin gibi geri gidiyorsun. Tamam mı Mustafa'cığım? sen. İnsan sevgili... Çok kötü. Ananı sikim tüylerim ürperdi. Bak. Dediğin gibi geri gidiyorsun. Tamam mı Mustafa'cığım? Sen Sen kimsin? <laughs> <laughs> Sen kimsin bu noktada yani? O kadar bak çok üzüldüm duruma ya. Gerçekten çok üzüldüm ya. Bu o kadar büyük çaresizlikte denmiş bir cümle ki yani sen kimsin artık yani benim zaten hayatım sikilmiş şu anda. O tonlama o ağırlamaklı ses tonu. Ben sadece bu çocuğun ne en çok neye üzüldüğünü merak ediyorum. Yani sevgilisinden ayrıldığı noktaya mı üzülüyor yoksa bu fake kızı sikemeyecek olması mı burada bu hüznü getiren asıl şey? Onu <laughs> ben merak ettim. Abla da yanlış yapmış yani. Şimdi çocuk amına koyayım 190 geliyor. Ne olur bir arkadaşını ayarlasan çocuğu amına koyayım yani. O kadar yol gelmiş. Adam kalkmış. Yasak delmiş yani anladın mı? Yağmur'un yorumunu almak istiyorum bu konu hakkında. Yani şerefsizlik. Sen bizim... <laughs> <laughs> Bu Ama net. ben şey anlamadım ya. Bu şerefsiz falan. Tam net şerefsizlik mi bu? E yani kız arkadaşın varken gidip fake hesaptan başka kıza koşuyorsan siktir git yani. De fake hesaptan görmedin, etmedin birine bu kadar gidiyorsan uçak gibi. O ne onun? <laughs> uçak gibi gitmiş harbiden. Yani şehir falan de değiştirmiş yani. Peki bunlar barışırlar mı tekrar? Yok ya barışmazlar bence. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Çocuk canlı yayın falan açmış yani. Bu ne evet. iş? Evet. Ne iş? <laughs> ne alaka ben de onu anlamadım. Var ya öyle kişiler durmadan arada bir canlı yayın açıp kapatan. Yok canlı yayın açtı <laughs> kız arkadaşı görmüyor mu ki fake hesaplı kızı yani. Canlı gizleme yok mu? Ben onu bilmiyorum. Lan oğlum canlı yayını gizlemek ne kadar saçma gerizekalı bir hareket. Açma o zaman aman okuyum canlı yayını gizlensin istiyorsan. Görmesin istiyorsan. Açmazsın canlı yayın. Ya da kurgu abi. Kurgu olabilir. Ya bu kurgu bir olsa bile illaki böyle bir örnek vardır yani. Bir ton aldatma senaryosu var. Bu da onlardan biridir yani illaki. Peki Yağmur sana bir soru. Böyle bir durumda Hı. bunun geri dönüşü olur muydu sende? Yok olmaz. Kesin mi ama bak kesinlikle mi yani? Kesinlikle olmaz. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Evet. Bu kız neden fake hesap açıp da sevgilisini böyle bir şey yapıyor? Demek ki bir yerde güvensizliği varmış denemiş çocuğu. Ama bu çok bencilce bir hareket değil mi yani? Kendi denemesini yapmak için böyle bir senaryo yapması. Ama ne yaşadığı da önemli. Öncesinde bir şey olmuştur belki bir şeyden şüphelenmiştir. O yüzden böyle bir şey yapmıştır. Yani durduk yere ben yapmam mesela durduk yere gidip arkadaşıma şunu deneyeyim demem yani. Ama bakın arkadaşlar bu hareketin bedeli iki türlü sonu var bu hareketin. Ben size söyleyeyim. Ee, bu hareketi yapıyorsun aldatıyorsa zaten ayrılıyorsun okey. Ama aldatmıyorsa ve öyle bir şey görmediysen ve şey yapılmadıysa sonrasında çocuk onun fake hesabı açtığından kendisinin denediğini hissederse veya öğrenirse... O da bir ayrılık sebebidir yani mesela. Evet, aynen. Doğru. Yine ayrılık yani anladım. Her türlü ilişkiyi riske atacak bir hareket bu. Tabii tutarsa evet eyvallah öğrenmiş olursun. Ama bak şu ses tonunu bir daha dinleyelim mi? Bak çocuk Burası nasıl bir ortam oğlum? Hayaller umudum katılıyor şeye emojilerle cevap veriyor. Telefona yolların adamı diye kaydedilmiş. <laughs> bak. Alo. <laughs> Canım şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Ge bak burada erkek beyni işte abi. Bu gitti şu anda. Geldiğin gibi geri gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? <laughs> Boşuna bak. Orada var. gülüyor mu ne yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> orada, orada, gülüyor. Gülüyor. orada gülüyor. Orada vücutta biriken fazla böyle testosteron hormonu var işte tamam o esnada. Çünkü çocuk oraya nasıl ne hayallerle gidiyor çünkü anladın mı? Giderken ivmelenerek gidiyor yani öyle düşün. Makine ivmelenerek hareket ediyor. O esnada vücuttaki testosteron hormonun fazlalığıyla beraber biraz kontrolü kaybediyor yani. Ağzından boşalıyor diye bir <laughs> yapıyorsun biliyor musun? Geldiğin gibi geri gidiyorsun. <laughs> tamam mı Mustafa'cığım? Sen Kimsin? <laughs> Bu da büyük ihtimalle şey yani sen kimsin aşkım tanımadığım bir insan beni aradı senin çok benziyordu. <laughs> Öpüyorum seni bay bay. İnsan sevgilisini tanımaz mı ya? <laughs> Abi çok kötü bir olay ya. Bu gerçek. Gerçek mi bilmiyorum inşallah gerçektir ama ya. böyle bir madem öyle bir olay oldu. <laughs>